bugün Araf suresinin sonlarına doğru geliyoruz artık yavaş yavaş. Bugün Hazreti Adem ve Elest Bezmini konuşacağız. Elestu bi Rabbikum. Elest Bezmini konuşacağız inşallah. Günümüzde de biraz ilişkili konular, bugünkü konular. İnşallah bakalım ne kadar irtibat kurabiliriz. Yani öncelikle bir hocamızdan şey alalım. Veciz bir maal inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz akhaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetahum. Evet, o zaman Rabbin yani Allah Adem oğullarından, bellerinden, arkalarından zürriyetlerini aldı, ortaya çıkardı. Ve eşhedehum ala enfusihim ve onları bizatihi kendileri hakkında şahit tutarak Elestu bi Rabbikum. Bu harekeleri kim yapmış? Yanlış yapmış. Eleste bi Rabbikum yazmışlar. Elestu bi Rabbikum. Doğru. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela şehidna. Onlar da evet, tanıklık ettik ki sen bizim Rabbimiz, Rabbimizsin. Bunu niye yaptık? En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâza gâfilin. Kıyamet günü biz bundan habersizdik demeyesiniz diye. Ev tekulu veya şöyle demeyesiniz diye bunu yaptık. İnnemâ eşreke âbâuna min kablu. Bizim atalarımız daha önce müşrik oldular. Ve kunna zürriyeten min ba'dihim. Biz ise onlardan sonra geldik. Biz nesildik. اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ Şimdi ya Rab, sen bizi o batılcıların yaptıklarıyla mı helak edersin? وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ İşte biz ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Belki onlar hata ve inkarlarından dönerler. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا Yine onlara o adamın hikayesini, haberini oku ki biz ona ayetlerimizi verdik. Fakat o ayetlerden sıyrıldı. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ Şeytan onu kendine uydurdu. Takip ettirdi. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ O da yoldan çıkanlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Eğer dileseydik biz o ayetlerle onu yükseltebilirdik. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Fakat o dünyaya meyletti ve hevasına uydu. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ Bu itibarla onun durumu köpeğin durumu gibidir. اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَسْ اَوْ تَتْرُكُ يَلْهَسْ Ona saldırsan da solur. Öyle bıraksan da solur. ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İşte bu bizim ayetlerimizi yalanlayan toplulukların durumudur. فَقْصُصِ الْقَصَصِ Onlara olan bitenleri anlat. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki düşünürler. سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ Ayetlerimizi yalanlayan ve kendi nefislerine bile zulmeden kimselerin durumu kötü bir durumdur. مَنْ يَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ Kim ki Allah onu hidayete erdirirse, işte gerçekten hidayete ermiş olan olur. وَمَنْ يُضِّلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kimi de Allah saptırırsa, işte kaybedenler onlardır. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ Bu arada biz cehennem için yaratmış bulunuyoruz. كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Cinlerden ve insanlardan pek çok kimseyi cehennem için yaratmış bulunuyoruz. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Onların kalpleri var ama o kalplerle idrak edemezler. وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا Gözleri var, o gözlerle görmezler. وَلَهُمْ اَذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Kulakları var, o kulaklarla duymazlar. اُلَٰئِكَ كَالْاَنْعَامِ Onlar davarlar gibidirler. Evcil hayvanlar gibidirler. بَلْهُمْ اَضَلْ Hatta daha da yoldan çıkmış kimselerdir. اُلَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ İşte gerçek aymazlar onlardır. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Allah'ın ise
en güzel isimleri vardır. Fed'uhu biha. Öyleyse Allah'a o isimlerle dua edin. Ve zerullezine yulhidun fi esmaihi. Onun isimleri konusunda ilhada düşen, inkara düşenleri ise bir kenara itin. Seyucizevne ma kanu ya'melun. Onlar yaptıklarının karşılığını bulacaklardır. Veya yaptıklarının karşılığıyla muameleye tabi tutulacaklardır. Ve mimmen halakna ummetun yehdûne bil hak ve bihi ya'dilun. Yarattıklarımızdan kimileri de vardır ki hak ile hidayetin yolunu gösterirler ve yine hakka dayanarak adaleti icra ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür ederim. Bugün bayağı aslında bazı ayetler var ki sanki bir tanesini konuşsak yeter gibi. Ben dedim ya. Öyle anlaşılıyor. Uzun derken onu kastettim. Evet. Evet. Biz ilkinden bir başlayalım. Bu elestu bi rabbikum. Orada şey yanlış yazılmış yaz. Hareke eleste bi rabbikum değil de elestu bi rabbikum. Onu şey yapalım. Evet. Ve iz ahaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim zurriyetehum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum kalu bela. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Bu bizden bunun hikayesi de vardır. Bizim bildiğimiz hikayesi işte Allah Teala Hazreti Adem'i yarattı. Onun belinden bütün zürriyetini çıkarttı. Ve hepsini şahit tutarak elestu bi rabbikum diye sordum Allah Teala. O bütün insanlık da Hazreti Adem'in zürriyetinden gelecek olan bütün insanlık da bela, evet ya Rabbi sen bizim Rabbimizsin dediler. Şehitna en tekulu yevmel kıyameti. Şehitna en tekulu değil de şehitna. Orada cümle bitiyor. En tekulu sonra. Bela şehitna. Bela şehitna. Bela şehitna. Evet. Doğru. Tanıklık ediyor. Bu eşhedehum ala enfusihim dedi ya. Zaten gerçi o şey de. Evet. Şehitna li ella tekulu. Evet. Şehitna biz buna şahit olduk da dediler. Yani en tekulu. En tekulu evet. Key la tekulu. Anladım. Efe Rabbuke'ye bağlı. Şehitna'ya bağlı. Anladım. Zamanla çok değişiyor. Kıyamet günü bundan gafil olmaya olmasınlar şeye olmasınlar diye evet. Evet hocam. Ben hikayesini söyledim. Hikaye eksik. Hikaye olmayan da siz söyleyin. Hikayeyi eksik söylediniz. Rivayetler çok çeşitli. E doğru. İslam uleması buradaki anlatılan olayın temsil olabileceğini söylemişler. Mutezilesi de ehli sünneti de temsil olabilir. Zemahşeri tahyil demiş. Temsilden daha öte bir aşama tahyildir demiş. Ehli sünnet itiraz etmişler. Tahyil olmaz. Cenab-ı Allah temsil yapar ama tahyil bu kavramları biraz aşarsanız siz açacaksınız hocam. Ben terimleri söyleyeceğim. Yok yani size bırakacağım onu. Söylediklerinizi anlasınlar evet, diye siz söyledim yoksa estağfurullah. Kesinlikle niyetim öyle. Temsil ve tahil kelimelerini hocama bırakacağım. Taklil mi dedin? Tahil. Tahil, tamam. Tahil ile temsil arasında ne fark var? O zaman bana havale ettiğine sonra göre orada söz almam işte yani. Buyursunlar. Teberri etti yani. Tabii buyursunlar. Şimdi sözü paylaşalım efendim. Temsili ben söylemeyeyim. Temsil ve tahil iki belagat sanatıdır. Temsil bir heyetin, bir vaziyetin, bir ana durumun mecazi manada ifade edilmesidir. Burada eğer mesele temsili bir istiare ise veya tahyili istiare, Zemahşeri'den referans verdiğinize göre zaten Zemahşeri, Kur'an-ı Kerim'i belagat açısından en iyi ele alan yegane belagat ve dil ve tefsir alimidir. Eğer temsilse bu durumda bu tablo bu şekilde aynen cereyan etmemiştir. Cenab-ı Hak kullar hakkında bir mesuliyet iradesi ortaya koymuştur. Ve onlara bu mesuliyetlerini de hatırlatmayı hükme bağlamıştır. Mesuliyetlerin farkına vardırmayı hükme bağlamıştır. Burada bir somutlaştırma, bir tablo tasviri vardır. Yani sanki Allah öyle bir yaratma çerçevesi ortaya koymuştur ki insanoğlundan rivayetler muhtelif ya sadece Hazreti Adem'in sırtından, belinden bu zürriyeti topluca almış. Hepsine bu hatırlatmayı, bu işhadı yani şahit tutmayı
yaptırmış veya her bir insan babasının evladı, annesinin dünyaya gelirken biri diğerinin sulbundan alınmış olur. Ve tek tek mesuliyetlerini onlara... Bu temsili midir hocam? Temsili tabloyu, dediğimiz şey... Tabloyu bir bütün olarak görürsen, yani birden fazla unsuru siz istihare yoluyla açıklarsanız bu temsil oluyor. Bir heyeti mecmuayı, yani bir tabloyu. Yani temsili değil, günümüz insanı şöyle anlıyor. Cafer Bey burada açıklayalım biraz. Hakikaten olmuş olabilir. Evet. Ama nasıl olduğuna dair bir kanaatimiz yok. Yok, hayır, biz de Mahşeri'nin açıklamasını temsili bir anlayalım. Hakikaten olmasından öte temsil ve tahil tabirlerini ben sundum. Şeye bugünkü arzak. Anlamda tiyatral bir şey mi olmuş hocam? Tiyatral değil, onu demek istemiyorum. İşte buradaki ifadenin temsili bir istiare veya tahili bir istiare olduğunu söylerse bu şu demektir, bu olmuştur. Fakat bu şekilde burada anlatıldığı gibi Hazreti Adem'in sırtından veya Ademoğulların sırtından zürriyeti, mesela klasik anlayışa göre bir sarı ince karınca yavrusu büyüklüğünde böyle zürriyet de zaten odur. Yani ufak ufak... Zerrat diyor. Tabii. Yani zürre odur zaten. Zürre ve zürriyet. Yani en ufak varlık ferdi olarak, bireyi olarak. Bugün ne diyebiliriz biz buna? Ceninin en küçük merhalesi diyebiliriz. Yani daha çok... Yani insanın kendisi değil de temsili. İşte temsil dediğiniz zaman gerçek olmuyor. Temsil dediğiniz zaman gerçek olmuyor. O eğer... Biz işte burada temsili anlayalım. Evet. Tahyil olunca tamam. Hayalinde böyle bir şey kurun demek istiyor Allah Teala. O tasvir demektir. O tasvir, tasavvur edin. Evet. Burada alma da o zaman alma da müşahhas değildir. Yani Hazreti Adem şahıs olarak, bir insan olarak yaratıldıktan sonra iki ihtimal. Ya gerçekten Hazreti Cenab-ı Hak onun vücudunda, biyolojik vücudunda yarattığı ne kadar neslinin ne kadar varlıkları, bireyleri varsa hepsini o anda onun belinden, sulbundan almıştır ve varlıklar alemine çıkarmıştır, var etmiştir, yaratmıştır ve onlara hitaben bunu söylemiştir, hatırlatmıştır. Onlardan ikrarı aldıktan sonra tekrar iade etmiştir. Ve bunlar her biri günü gelince dünyaya gelmiştir ve bunu hatırlamaya başlamıştır. Kıyamet gününde de Cenab-ı Hak bunu soracağı zaman, ben size bunu söylemedim mi? O da onlar da o zaman hatırlayıp evet bize söylemiştir. Mesuliyetten zaten en takvurluğun ya. Evet. Şimdi bakın temsili ve tahyili deyince günümüz insanı şöyle bir şey anlıyor hocam. Aslında böyle bir şey yok. Ama Allah Teala böyle bir şeyi tasavvur edin diyor. Ya da bize bir tasavvuru anlatıyor. Olmayan bir şeyi zaten hikaye ediyor. Hazuruna onu söyleyeceğiz. Olmayan bir şeyi hikaye ediyor. Şimdi temsil ve tahyil dediğimiz şey böyle bir şey. İster temsil diyelim, ister tekniğe takılmayalım. Buradaki hazuruna şunu söyleyelim. Cenab-ı Allah buradaki anlatılan ayetteki olayı bizzat fiilen yapmış olabilir. Veya temsil de vermiş olabilir. O iki noktada... İşte o temsili söylemek istiyorum. Temsil gerçek değil yani. Temsil olmamıştır. Sadece böyle böyle varsayın. Varsayın ki böyle oldu. Yani mecazidir. Bir mesuliyet yükledim ben. İnsanı yarattım. Kıyamete kadar yaratılacak olanları takdir ettim. Ve onların hepsine böyle bir mesuliyet yükledim. Bir manzara tasvir ediyor bize. Bu manzarada bizim mesuliyet yüklüyoruz. Önemli olan odur. Yani hikayeye girdiğimizde efendim işte Cenab-ı Allah Adem'in sağ tarafını, sağ arkasını sıvazlamış. Beyaz nurdan zerreler çıkmış. Onlara demiş işte bunlar senin kıyamete kadar gelecek neslindir. Bunlar cennetliktirler. Cennetlik ameller yapacaklar. Solunu sıvazlamış. Oradan da kara bir takım zerreler çıkmış. Bunlara da demiş siz cehennemliksiniz. Kıyamete kadar siz de cehennemlik amelleri yaparak orayı kazanmış olacaksınız gibi hikaye teferruatı var. Evet, tabii ki. Var, bunlar var. Evet. Fakat asıl sorun şurada. Teolojik olarak burada bilebileceğimiz kadarını söyleyecek olursak, kelamcı olarak Cafer hocamız da bize katkıda sağlayabilirse, İnsan bir teklifle karşılaştıysa, bu teklif çok da önemli bir kulluk vazifesi gibi bir teklifse, bunu hatırlaması lazım. Hangi biriniz böyle bir manzarayı hatırlıyorsunuz? Ben hatırlamıyorum. Temsil olması ihtimalini oradan söylüyorlar zaten.
İşte o hikaye, yani o hikaye türü anlatılan şeyler o da olayın temsilini güçlendiriyor, temsil olması. Evet. Yani işte siyah bir takım varlıklar çıkarttı, beyaz bir takım varlıklar çıkarttı. Oraları geçtim siyah derken, hocam. Siyah olarak düşünmeyin. Yani nurani bir takım varlıklar çıkarttı, gayri nurani varlıklar çıkarttı. Kara renk demiyoruz zaten. Evet, oraları geçtik hocam. Fakat eğer ben mesul, sorumlu bir şahıssam, bana bir mesuliyet yüklendiyse, bu ruhlar alemi olsun, ecsat alemi olsun, bizzat ete kemiğe büründüğüm alemi olsun, bir şeyler hatırlıyor olmam lazım. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Bunu nasıl söylüyorsunuz? İşte bu hani sürekli mesela küçükken bize telkin ederken, ilk amentüyü telkin ederken, elest bezminden beri Müslümanız deriz ya. Onun cevabı var. Yani diyor ki insanlar, yani hatırlamak demek ille de yani olduğu gibi hatırlamak değil. Eğer insan o asli safiyetiyle kalsaydı, o elest bezmindeki saflığıyla kalsaydı, kesinlikle iman ederdi. İman üzere olurdu hatta. Evet. Yani Hazreti Peygamber kulli mevludin yuladu ala fıtratin diyor ya. Alel fıtra. Alel fıtratim ala fıtratim. Alel fıtra. Alel fıtratim. Alel fıtra olunca o zaman belli bir fıtrat. Bakın işte bu da önemli. Şimdi ala fıtratim olsaydı iş değişecekti. Dolayısıyla Allah insanı belli bir fıtrat üzere yarattıysa demek ki bu soru sorulmuş ve bu cevap alınmış. Bunun bir gerçekliğinin olması lazım. Sorun burada şu, bu ne bir insan yaratıldığı anda mı olmuş? Yani Hazreti Adem, ilk insan Hazreti Adem yaratıldığı anda mı olmuş? Yoksa, demin Mehmet Hocam da işaret etti. Yoksa her insan ana rahmine düştüğünde ve ruh üflenirken melek tarafından mı sorulmaktadır? Onunla ilgili şeyler var. Min beni zürriyetehum kıraatı var. Zürriyetihim kıraatı var. Yani orada Adem'den kasıt da bütün insan cinsidir, beşer cinsidir diyorlar. Beşer cinsi olduğu için hocamın son söylediği her insanın babasının sırtından anne rahmine intikalinde bu gerçekleşir, tekrarlanır şeklinde söyledi zaten. Evet. O biraz şey de yani zürriyat olmasa bile zaten ve izâ hazâ rabbuke min âdeme demiyor. Yani, onu gözden kaçırıyor. Fark etmez min beni Âdeme. Yani min Âdeme. Fakat müfessirler her ne hikmetse bunu Âdem'de somutlaştırmak evet, istemişler. Sürekli Âdeme bir vurgu yapıyorlar. Halbuki bir min beni Âdeme diyorlar. Evet, evet. Neden öyle bir zahaba kapıldılar? O da anlaşılır gibi değil. İşte o hadislerden hocam. Evet. Hadislerle burayı telif etme çabası var. Zuhurihim diyor hocam. Zahrihi demiyor. Evet. Zuhurihim. Her bir insanın tabii. Sırtı söz konusu evet, burada. Evet. Her birinin teker. Hocam bir şey söyle yöteminden beri niyetleniyorum. Kıyamete kadar gelecek bütün insan aleminin ruhları baştan yaratılıp şimdi vakti geldi peyder peydine gönderilmiş. Ruhlar genel şeye göre ruhlar önceden yaratılmıştır ve bedenlere üfleniyor. Evet. Yani o belli bir yere gelince fakirlerin de şey görüşü o istikamette. O hocam o net değil. Yani fakihlerin görüşü yok, o. Yok fakihler de hayır, bizde şöyle. sadece şeyde vardır. İbn Hazım'da vardır o. Hayır, diğerlerinin hepsinde ruhlar bedenden sonra yaratılır. Şimdi bakın ceninin ne zaman? Oradaki yaratmaktan kastınız ne? Şimdi ruhların işte üflendiği anda yaratılmaktadır. Şimdi bakın ceninin ne zaman fıkhi hükümlere tabi olunacağı konusunda fakihler 4. ayda ruhun üflendiğini söylüyorlar. Tamam işte o üflenirken yaratılıyor hocam zaten. Şimdi yaratma ama ruh vardır ki. Biz onu öyle almıyoruz. Yani öyle ya öyle alınmasa evet. Bile neticede yani ruh orada üfleniyor. Ve o zaten bu o kadar karışık ki. Evet. Bizde yani hakkında fazla bir detay yok. Ya yani fazla az da bir detay. Benim şahsi kanaatim evet. Bildiğim kadarıyla ruhlar yaratılmış eyvallah. Evet. Öyle bir kanaatim var. Evet. Fakat anne babamız bizim ruh çağırma seansı düzenliyorlar. Evet. Ruh oradan bir yerden gelip bizim et ve kemiğe bürünmüş halimizi oluşturuyor. Anlatabildim mi? Şimdi bakın şeyden alırsanız estağfirullah ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikun beşeren فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْحِ Bakın, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ Ben onun bedenini yarattığımda وَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوْحِ Sonra ruh üflediğimde ki bunu müfessirler اَيْ خَلَقْتُهُ رُوْحًا diye alırlar onu. Yani o نَفَقْتُ ف۪يهِ رُوْحِ derken Allah kendi ruhundan üflüyor falan değil. Orada خَلَقْتُ ف۪يهِ رُوْحًا Onunla bir ruh yarattığımda. Yani ruh bedenden sonra yaratılmıştır. Bedenden önce ruh diye bir şey yoktur.
Biz bunları hep şöyle anladık şimdi. Ya işte hocam, yanlış anlamışsın. Rica ederim, ne mi lazım? İzah edeyim, bak nasıl doğru anladığımızı göreceksin. Önce Cenab-ı Allah ruhları yarattı, bir depoladı. Anlayacağımız şekilde söyleyeyim. Evet. Onları bir depoladı. Yani bezim. O zaman ruhlar alemi elest, diye bir alem var. Elest bezminde evet, yarattı bunları, diyorlar, depoladı. Dedi ki kıyamete kadar vakti saati gelen ete kemiğe bürünecek. Buradan çıkaracağız, ruhunu göndereceğiz o ete kemiğe. Anlatabiliyor muyum? Nefaktu'yu ben öyle anladım hep hocam. Şimdi nefaktu fihi min ruhi. Aslında onu niye halaktu diye tevil edelim ki? Niye ruhlamaya yani gidelim ki? Bir lafzı lafız olarak anlamak mümkün iken tevil çaresizliğin çaresidir. Yani tıkandığımız zaman bir çözüm yolu olarak tevhile gidiyor. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. O izafe orada lamiyedir bir kere. Yani bana ait olan, zaten benim yaratmış olduğum demektir. Yani. Ha, benim yaratmış zaten olduğum. O, yani o anda yarattım değil. وَنَفَخْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحٍ كُنْتُ خَلَقْتُهَا demektir. Yani zaten yaratmış evet olduğum bir ruhtan üfledim. Üfledim. Yani o üfleme de anlaşılır bir şeydir. Beden var çünkü. Beden var, hazırlanmıştır. Feyza sevveytuhu. Ben ona onun kamil manasıyla şekil verdikten sonra onun yani fizyonomisini tamamladıktan sonra nefaktu fihi min ruhi. Şimdi şöyle ona sahip olduğum ruhtan üfledim. Yani hocam, canlandırdım. Ustalar bile tarafında hocam. Canlandırdım. Yok, hazırına şöyle söyleyelim. Ustalar bile cama üflemeyince şekil almıyor. Üflüyorlar. Ama önce camın şey var, maddesi var da ondan sonra üflüyorlar. Hayır ya, üflüyorlar. Bu da öyle diyorlar. Üflüyorlar. O ruh kısmı oldu. Yani. Camın içine üflediği zaman evet, iyice artık o şimdi son hali. Şöyle oldu. Bir mesele var. Bizim işte kafalarımız çok karışmış. Özellikle bu felsefenin İslam dünyasına etkisiyle biraz da sufilerin buna büyük katkıları olmuş tabii yani. Böyle bir takım alemler uydurmuşuz. Ruhlar alemi gibi, misal alemi gibi. Ondan sonra melekut alemi gibi. Bunların hiçbirisi yoktur. Melekut alemini nereden çıkartıyorlar işte? İşte Hazreti Adem'in Nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ard ve kezalike Nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ard. Halbuki oradaki melekut mülk demek. Böyle melekut diye bir şey yok yani. Sanki onlar melekutu melekler alemi gibi anlamıyorlar. Halbuki oradaki melekut kelimesinde melek çıkarılabilir yani gök mi? Gök ve yer varlığına. Yani tabii bütün varlıkları evet, Allah Teala gösterdik diyor. Sebep şu, ilk devir alimlerine baktığınız zaman ruhun bir kere kesinlikle bedenden sonra yaratıldığı konusunda müttefikler. Bir tek İbn Hazm var, o da felsefeyle uğraştığından kaynaklanıyor. Olsa gerek ruhların önceden yaratılıp sizin dediğiniz gibi depolandığını, daha sonra bedenler yaratıldıkça o depodan ruhlar getirilip konulduğunu falan söylüyor. Ama genellikle kelam uleması ve fukaha ruhların bedenden sonra yaratıldığı, çünkü ayetin gelişi de buna şeydir, buna uygundur. Daha sonra felsefenin etkisiyle birlikte biliyorsunuz felsefeciler insan nefsinin, onlar ruh yerine nefis tabirini kullanıyorlar, ayüstü alemden geldiğini söylerler. Yani metafizik alemden bu tarafa geldiğini söylerler. Ve dolayısıyla onlara göre bir ruhların bulunduğu ya da nefislerin bulunduğu ayın üstünde bir ruhlar alemi vardır. Sonra bu ruhlar alemi işte bizim tasavvuf yoluyla bize intikal etmiş maalesef felsefecilerden. Beden yaratıldığında ayüstü alemden, o metafizik alemden ruh gelip bedene intikal ettirilmektedir gibi anlıyorlar. Böyle bir düşünce var. Tabi bu düşünce o kadar çok karmaşıklaşmış ki, zihnimiz o kadar bulanmış ki. Şimdi bakın bu ruh çağırma seanslarıyla birlikte bu biraz daha canlandırılıyor. Diyor mesela birisi bana soruyor, diyor ki ben annemin ruhunu görebilir miyim, ölmüş annemin? Ben de ona dedim ki sen kendi ruhunu görebiliyor musun ki daha yakında olan? Şimdi bakın insanlar kendi ruhunu göremezken bir başkasının ruhunu görmeye, bir başkasının ruhunu çağırmaya çalışıyor. Kabirde de bizim ulemamız genellikle ruh beden ayrılığını kabul etmemişlerdir. Kabir hayatında bile. Ve öbür alemde zaten ruh beden bütünlüğü içerisinde bir hayat olacaktır. Öbür alemdeki hayat bu dünyadaki hayat gibidir. Beden olacak, ruh olacak, bunlar birleşik olacak. Bir de şu var, insan tanımından biz biraz sıkıntı çekiyoruz. Felsefeciler insanı hayvanın natıkun diye. El insanu hayvanın natıkun diye. Arapça bilmemekten kaynaklanır. Fark etmez ne olursa olsun. Bu felsefeye uygun bir tabir bu. Bir tarafta canlı, tabi canlı diyelim ona, ben canlı, hayvan demeyi tercih ederim de. Bir tarafta canlı. Hiçbir felsefeci bize hayvan dememiştir. Anlatayım. Canlı, hayvan. Dinle, anlatayım. Bir tarafta canlı, bir tarafta natıkiyet vardır. Şimdi bunlar canlı olanı beden olarak düşünüyorlar, natıkiyeti ruh gibi düşünüyorlar.
Ve bunu ikisini ayırıyor. Hatta felsefeciler diyor ki beden insan için bir hapishanedir. İnsan ruhu için. Ve şöyle de bir şeyler vardır. İnsan bedeni ne kadar zayıfsa ruhu o kadar güçlüdür. Beden ne kadar güçlüyse ruhu o kadar zayıftır. O yüzden perhiz yapın diyorlar. Perhiz yapın. Bedeni zayıflatın ki ruhunuz güçlü hale gelsin. Halbuki İslam'da ruh beden ayrılığı diye bir şey yoktur. Üç şeyin ayrılığından söz edilemez. Bir, ruh ile bedenin. Çünkü ruh ile beden ayrıldığında insan olmaz her biri. Yani ne ruha tek başına insan denir, ne de cesede tek başına insan denir. İkincisi, lafız ve mana. Bunlar da birbirinden ayrılmaz. Ayırdığınız zaman bir şey, bir anlam ifade etmez ikisi. Üçüncüsü de bizim kelamcıların cevher ve araz. Cevher ve araz da birbirinden ayrılmaz. Yani madde ile maddenin sıfatını birbirinden ayıramazsınız. Mesela şu kalemin maviliği ya da kalemin sertliği ya da bütün bu kalemin sıfatlarını çıkarttığınız zaman ortada kalem kalmaz. Bu üç şeyi ayırmak mümkün değil. O yüzden ruhlar alemi diye bir alem de yoktur diyor bizim ulemamız genel. Ama ne zamana kadar? İşte bu felsefenin etkisiyle, tasavvufa ve kelama olan etkisiyle. Kelam çok fazla etkilenmemiş de Sufiler çok etkilenmiş felsefeden maalesef. Hocam meslektaşlarını kurtarma çabasına girdi. Yok, bizim kelam, okuyabilirsiniz kitaplarımızı. Ebu Bekir İbnül Arabi söylüyor ta o zaman, Gazali zamanında. Gazali'nin de öğrencisidir bildiğimiz kadarıyla. Diyor ki bu Sufiler diyor felsefecilerin arkasına takıldılar. Tasavvufu birazcık bozdular. Şimdi şöyle bir ayrım yaparsak belki bir orta yolu meydana gelebilir. Şimdi Cafer Bey'in dediği bir insanın varlığından önce o insana ait bir ruh var mı yok mu o noktaya bir izah olur. Bir insan yaratılmadan yani çocuk cenin anne rahminde oluşmadan ve canlanmadan önce kendisine ait ayrılmış bir ruh kontenjanı var mı yok mu bu manada yok diyor. Fakat ruhlar alemi sadece yaratılıştan önceki safahatı süreci ifade etmiyor ki. Ruhlar, milyonlarca insan ölüyor. Peki biz bu insanın bedeninde yaşarken ruh olduğuna inanıyor muyuz, inanmıyor muyuz? Meseleye buradan bakmak lazımdır. Ve aslında bizim konumuz itibariyle kıyamet gününe taalluk ettiğine göre ruh bu anlamda anlamlıdır ve esprisi vardır. Çünkü diyor ki biz bunu onlara o zaman hatırlatacağız. Onlar şunu diyemezler. Bize böyle bir hatırlatma yapılmadı. Bizden böyle bir ifade almadı. Ne zaman? Kıyamet günü. Evet. Yani yaratılıp tam bir insan, yani canlı, diri, içinde ruh da olduğu halde bir varlık haline geldikten sonra, dünya hayatını bitirdikten sonra ölüp kıyamete, haşre gelince buradaki anlatılanların bir anlamı oluyor, bir manası oluyor. Peki yaratılmadan önce tamam ruhlar yoktu, her bir cenini Cenab-ı Hak anne rahminde halk ettikten sonra ona yeni inşa edilen bir ruh üfledi veya verdi, lütfetti. Bunu böyle kabul edelim. Hiç mahsuru yok. Tevhid inancı bakımından, itikad bakımından hiç mahsuru yok. Allah dilerse önceden yaratır, bir yerde muhafaza eder. اِنَّمَا اَمْرُوا اِذَا اَرَادَ شَيَنْ اَنْ يَقُولَ لَوْكُمْ فَيَكُولُ O ol der, o da olur. O anda ruha ol der ve ruh olur ve o bedene girer, o beden ruh sahibi olur. Dünyaya geldi, yaşadı. Peki öldüğü zaman ruhu bedenden ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? İşte biz ruhun bedenden ayrıldığını düşünüyoruz hocam. Kabir düşünmek, düşünmek değil değil. Hayır, yani ölümle hayat arasındaki fark ne? Fark, soruyor, fark ne? Fark nedir? Peki kabir hayatını kabul ediyor muyuz? Hayır, şu soruya cevap vermek lazım. Ölümle hayatın arasındaki fark ne? Bir ölüyle bir canlı arasındaki fark ne? Ruhun bedenden ayrılması. İşte şimdi burayı tasdik ettin mi? Ettik. Evet. O zaman ruh ayrı, beden ayrı bir varlık. Birazdan Cafer Hoca'yı bizim mesele peki sokacağız. Kabir hayatını nasıl izah edeceğiz? Geleceğiz. Müsaade buyurun. Hayır, müsaade buyurun. Şimdi kabir hayatı gaybiyattandır. Biz onun hakkında yorum yapamayız. Fakat biz yaşayan ayaktaki canlı varlıklar hakkında değerlendirme yapabiliriz. Şimdi bir ölü var ortada, bir de canlı var. Bu iki varlık arasındaki fark ne? Bu iki varlık arasındaki fark bizim itikadımıza göre, yani eğer materyalist bir düşüncemiz olsa biyologlara göre, her şey zaten canlıdır, canlı meydana geliyor, ruh muh diye bir şey yoktur. Biyolojik organizma faaliyetidir, neyse ya ben ona girmeyeyim. Ama bizim müminler olarak eğer bir yaşayan bir canlının varlığını iki ana unsurdan müteşekkil kabul ediyorsak, canlı bir varlık
bedeninde ruh taşıyor demektir. Öbürünün ise ruhu bedeninden ayrılmış demektir. Yoksa ölüyle diri aynı şey olmuş olacak. Eğer bu canlıda ruh yoksa veya bu ölüden ruh ayrılıp gitmediyse o zaman birinin diri diğerinin ölü olmaması gerekirdi. Bu aklın kabul etmeyeceği bir şey. Ha, dolayısıyla bu gerçek olduğuna göre bu ayrılan ruhlar ölen milyonlarca insanın her birinin bir ruhu var demektir. Şimdi siz önce yaratılmadan önce her birinin bir ruhu olmasın tamam. O anda Allah halk etsin versin cenin canlansın. Peki öldükten sonra her bir bedenin bir ruhu yok mu? Aksi takdirde biz tenasuha gideriz. Evet, yani belli bir takım ruhların farklı bedenlere girmesini söylemiş olduk. Müsaade ederseniz size evet. Şunu ekleyeyim. Evet. Yaratıldıktan sonra her bir ruhun bir bedeni vardır. Evet. Dünyaya geldikten sonra. Öldükten sonra muhteremler her bir ruhun bir bedeni de yoktur artık. Kabri bir iki sene sonra açtığımızda ne görüyoruz orada? Toprak görüyoruz, kemik görüyoruz. Evet. Ha onu o Cafer Bey söylediği şey. O zaman kabir hayatı yok, yok mu? Ona geliyor, gidiyor, ona geleceğiz. Ama şunu anlayalım. Yani ben alemül arvahı temellendirmek istiyorum. İlla kablel halk itibariyle çok çeşitli ruhların binlerce ruhun olması var olmuş olması gerekmez. Kabul edelim ki ruhların her biri ceninlik safahatında yaratılıyor ve cenine bahşediliyor, veriliyor Allah tarafından. Eyvallah çok güzel. Hiçbir pürüz de yok üzerinde olsun. Ama öldükten sonra milyonlarca insanın çıkan canı, yani ruhu yok mu oluyor? Hayır, iddialarımıza göre yok olmuyor mu? Yok olmuyor. Zaten Mu'tezile en fazla nedir? Siz daha iyi izah ve ifade edersiniz. Şeyin muazzeb olanın beden değil ruh olduğunu söyleyenler pek çok olmuştur. Yok Mu'tezile de şimdi onu söyleyeceğim. Hayır yani işte yani pek çok da, hayır bunu Mu'tezile hakkında da bazı yanlış şey bilgiler var. Ki, diyor ki Hazreti Ali'den rivayet ediliyor. Zehebel muneccimu ve tabibu kilahuma la tahşerul eşsadu. Hani haşya eşsad çok tartışmalı bir konu ya. İşte haşya eşsad yok demişler. Haşya ervah var. Yani muazzeb olan da ruhtur, münaam olan da ruhtur. Bunu söyleyecek kadar ileri boyutlar. Ha, şimdi demek ki alemül ervah var. Yani yaratıldıktan ve öldükten sonra ayrılan ruhların oluşturduğu bir alem vardır. Alemül ervahın olmaması mümkün değildir. O zaman biz haşi de inkar ederiz. Beden zaten gidiyor, toprak oluyor. Ruh da gittiyse o zaman bir şey yok. O zaman ne haşir var, ne kıyamet var, ne bir şey var. Bakın şunu izah etmeniz gerekir hocam. Evet. O zaman alem-i ervah varsa, ruhlar tek başına bir anlam ifade ediyorsa yani, o zaman canlıdan ruh, mal, ceset... sonra var olmaması bir mümkün değil. Aklın kabul edeceği bir şey değil. Yani. Ruh, mal, ceset, haşri niye kabul ediyoruz ki biz? Evet. Sadece ruhen bir haşir olsun. Orayı şöyle onu ayetlerle, onu orayı şöyle tavsiye edelim. Bunun da delili var. Cafer, Cafer hocam, evet. Ben şöyle tavsiye edelim. Muhabbeti bu bahis... Bu bahsi uzatmanın pek bir pratik faydası yok. Onu da söyleyeyim de. Cafer Hoca ile biz bu bahsi sonradan kendi aramızda hesaplaşacağız. Fakat tabii ki kıyamette ruh, mal, ceset haşrolunacak. Haşrolmak demek meydanda toplanmak demek efendim. Herkes kabirlerinden kalkacak. Ruh, mal, ceset. Yani ruhuyla ve cesediyle birlikte. Fakat o ruh ve cesedin dünyada o ruh değişmedi. Ama cesedin dünyada yaşayan ceset olduğunu iddia edecek bir nasınız yok. O zaman tenasuh yeniden yaratılacak. Tenasuh bu var. Yo, vücudu yeniden yaratılacak. Yo yo. Bakın hep aynı noktaya tabii geliyoruz. Ki. Tenasuh bu dünya için olduğunda Gazali de söylüyor. Tenasuh diyor bu dünya için olduğunda geçerlidir. Öbür dünyada bedenin değişmiş olması tenasuh olmaz zaten. Zaten değişecek beden artı öbür dünyadaki beden tek düze bir beden olacaktır. Bugün dünyadaki bedenimiz sürekli değişiyor. An be an değişmektedir. Yaşlanmak ne demek? O bedenin değişmesidir zaten. Öbür dünyada değişmeyen bir beden verecek Allah Teala'da. Yaşlılık diye bir şey olmayacak. Bir bu. İkincisi hadislerde acbu zenep diye bir şey var. Kabir hayatı bu acbu zeneple ifade ediliyor. Yani ruhla bedenin bir şekilde irtibatı kurulacak. Yoksa eğer ruhla beden arasında bir irtibat kuramazsanız hayattan bahsedemezsiniz. Hayat demek ruh beden bütünlüğü demektir. Tek başına ruhun hayatı diye bir şey olmaz. Hocam şu acbu zenep nedir? Evet. İnsan öldüğünde kaybolmayan, bu hadislerde geçiyor. İnsan öldüğünde kaybolmayan bir madde. Ve hatta hadiste diyor ki Allah insanı buradan yarattı ve ikinci yaratılışı da bunun üzerinden yaratacaktır diye hadislerde geçiyor acbu zenep. İşte bu kaybolmayan acbu zenep maddesi ile ruh arasında kabirde bir irtibat kurulacak. Mesela Mu'tezile hep şöyle deriz biz, bizim sünni kaynaklardan olarak, Mu'tezile kabir azabını reddediyor. Hayır, reddetmiyor. Mu'tezile
uzun süreli kabir hayatını reddediyor, kıyamete kadar olan. Diyor ki insanoğlu kabre konduktan sonra diriltilecek, belli bir süre sorguya çekilecek, ya azap görecek ya nimete uğrayacak, daha sonra tekrar ölecek diyor. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyamet günü tekrar diriltilecek. Buna da bir ayet-i kerime vardır. Estağfurullah. Kalu emettena isneteyni ve ahyeytena isneteyn. Ya Rabbi sen bizi iki kere öldürdün ve iki kere dirilttin. Buradan hareket ediyorlar. Diyorlar ki birinci ölüm dünya ölümüdür. İkinci ölüm de kabirdeki ölümdür. O kabirde tekrar dirilişten sonra. Birinci diriliş o kabirdeki diriliştir. İkinci diriliş ise kıyametle birlikte olacak olan diriliştir. Diye izah getiriyorlar. Tabi bu ayeti Ehl-i Sünnet farklı anlıyor. Onu da söyleyeyim. Yani Ehl-i Sünnet Mutezile'nin anladığı gibi anlamıyor. Ama buradan şu görülüyor. Benim gördüğüm hiçbir mezhep kabir azabını reddetmiyor. Ya da kabir nimetini. Kabirde bir hayat var. Ama bu hayat ruhen bir hayat olursa bu hayat olmaz deniyor. Bir şekilde cesetle irtibat olacak. Ama nedir? Onu bilmiyoruz işte. Hocamın burada şeyine katılıyorum. O bir garip alemidir. Onun hakkında ancak biz elimize gelen ayet ve hadislerdeki bilgileri birleştirerek bunu söyleyebiliyoruz. Yoksa bizim kalkıp buradan onun ötesinde bir şey söylememiz mümkün değil. Yani bir ayet aklıma geldi. Tabii biz bunu şimdi bunlar arkadaşlar muhterem hazirum. Bir koca İslam tarihi boyunca eğer felsefeyle de irtibatlandırırsak ki haklı olarak irtibatlandırılıyor neticede varlıklar alemi konuşuluyor. Buna kelamcı da ilgi duymuştur. Buna felsefeci de ilgi duymuştur. Varlıklar alemi yani ontolojik boyutu herkes konuşmuştur, değerlendirmiştir. Ha, onun için konu kendi içinde zaten problematiktir. Konunun tabiatı gereği zor tarafı vardır, zorluğu vardır. Ama siz ayetlerin müvecesinde bir izah yapmaya çalışıyorsanız, bakın yorum demiyorum, ister istemez buraya temas etmek zorunda kalıyorsunuz. Temas etmeden geçemezsiniz. Yoksa hiçbir iş yapmamış olursunuz. Şimdi bu cesedin kıyamet gününde diriltilecek olan cesetle ilgili sanırım en net ayet şudur. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ Ha ilk başta nasıl yarattıysak aynen tekrarlıyoruz. Nu'idu. Aynen tekrarlıyoruz. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ Yani dünyada hangi beden profiliyle yaşadıysa yaşlanma hariç o tamam. Yani bedenin profili ayrıdır. Yaşlanma bir arzi bir durumdur. Ona asli beden diyorlar. Yani. Evet. Asli beden. Asli, evet. Yani, asli beden. Evet. Orada aha. Ama aynı niteliklere, evet, aynı tabii, özelliklere, tabii. Aynı efsafa. Çünkü ayet nettir. كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ Yani ilk yaratırken nasıl başlattıysak, inşa ettiysek nu'iduhu, onu tekrarlarız. Fakat burada sizi destekleyecek bir ayet daha var. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ Şimdi insanın birinden kaçabilmesi için tanıması lazım. Tanıması dolayısıyla lazım. İnsanlar orada birbirlerini tabii, tanıyacaklar. Evet, asli beden, buradaki tabii. Asli beden neyse o tanışıyorlar yani. Tabi tanışıyorlar. Evet. Hocam şurada da mesela bir çalışma yasın ve اَلْيَوْمَ يَفْتُمَ لَا فَانْ وَفْقِلَمَنَيْد۪ينَ Teşhedü cümbaken eksilir. Hmm. Burada bir çalıştırma mesela hani onlar tabii. Yani dil aynı dildir, kulak aynı tabii, kulaktır, tabii, el aynı tabii. Eldir. Evet. Cenab-ı Hak bir şey olarak yani ilahi kudretinin bir tezahürü, artık mucize demeyelim ona. Mucize çünkü mefhumu dünya hayatıyla ilgili bir şeydir. Fakat Allah şimdi bizi öyle yaratmış ki konuşma görevini şu et parçasına vermiş. Konuşma görevini. İsteseydi konuşma görevini kulak kepçe şeyine de söyle verebilirdi. Anlatabildim mi? Felsefi olarak mümkündür. Mümkün. Kulağınızla görebilirsiniz. Tabii evet görebilirdiniz. Ondan sonra gözümüzle duyabilirdik. Ama Allah şu et parçasını görebiliyor musun? Et parçası ya. Ne kadar marifetli, ne kadar becerikli, ne kadar sesi şekilden şekile sokuyor. Bir saattir konuşuyoruz. Müthiş bir şeydir yani. Bana göre bir mucize varsa en büyük mucize bu dildir. Eyvallah evet. Hocam. Tebarakallahu ahsenul halikin. Fakat evet. Size bir yerde katılamıyorum yani. Evet. Aynı şekilde yaratılacaksa Cafer Hoca biraz daha saç isteyemeyecek mi öte tarafta? Yani aynı daha yakışıklı olmak istemiyor. Ya asli suret dedi. Asli surat işte. Şu anda ben asli suretimle değilim. Yok şimdi yok o şöyle diyor hadisler. Kellik asli suret değildir. Ne bileyim ben öyle bir noktaya getirdiler ki sanki aha böyle tekrar yok değil. Ben biraz daha yakışıklı olmak istiyorum. Bakın. Getirmeseydi hali belki olabilir yani. Tabii. Ha bak ne güzel söyledi adam. Şimdi yok, diyor ki o da olmadı. Şu ayeti söylesem acaba şey eder mi rahatlatır mı bize? İnanabilir misin? وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسِ
Ma teştehihil enfus. Canın daha çok yakışıklı olmayı istiyorsa Allah senin aynı bedenini. O zaman aynı daha, olmayacağız. Yok yani. aynı bedeni daha şimdi daha yakışıklı olur. Hayır hayır kuaförler ne yapıyorlar? Aynı insanı daha güzel hale getiriyorlar. Koca karayı da avlayıp buluyorlar evet. Ama altı gene. Evet. Şimdi Allah dilerse aynı formasyonu, aynı fizyonomiyi daha da estetik hale getirebilir. Anlaşılıyor ki İsmail Hoca başka bir beden istiyor. Evet. Bir kuaför bu kadar değişiklik yapabiliyorsa Cenab-ı Hak niye o güzelliği... Ama biz seni bu halinde beğeniyoruz. Evet. Ve mümkündür ki gene ihtimallerin hepsini hocalar ya, iptal etmesinler. Mümkündür ki... Ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusunan Adem'le Havva'dan önce mi soruyor? Adem'le Havva'dan sonra. Yok hayır söyledik de beni Adem diyor. Beni sonra, Adem diyor. Sonra. Evlatlarına sonra. Yani Adem de dahil Adem ve zürriyetine varsa çünkü zaten zürriyetehum diyor. Onların bellerinden zürriyetlerini ortaya çıkardık ve onları bu mesuliyet alanına sürdük. Çok açık ifadesi bu. Evet. Yarattık ve sorumlu kıldık. Hocam özür dilerim. Burada bana tarafı bir şey de hani bu soruları toplu bir şeyden yoksa her çocuk işte dünyaya geldiğinde mi olur? Her iki yorumda var. Her iki yorumda var. Onu demin siz gelmeden önce muhtemel. Söyledik. Her iki yorumda var. Yani kimileri diyor ki Hazreti Adem'in şahsında bütün zürriyetini ortaya çıkarıp sual tevcih etmiş. Kimisi de ayetin lafzına da daha uyumlu olmak üzere her biri halk edilince ona manen bu sual tevcih edilip cevabı alınmıştır. Evet. Şöyle bir açıklama getirelim. Hadislerden hareket ettiğimizde yani hadislerle ayeti birleştirdiğimizde yorum şu. Hazreti Adem'in zürriyetinden Allah Teala bütün insanlığı çıkarttı. Onları elestü bırakıkım diye sordu. Onlar da bela şehitna dediler. Bu birinci yorum. İkinci yorum ise hayır bu her ana rahmine cenin düştüğünde bu zannediyorum 3-40 gün sonra diyorlar ruh üflenmesi. 120 gün sonra o ruh üflenmesi esnasında melek tarafından insana temsili olarak sorulan o cenine sorulan bir sorudur bu deniyor. Bunun tarafları bazen bu ikinci söylediğim sanki ehl-i sünnet dışı bir görüş gibi de değerlendiriliyor. Halbuki ehl-i sünnetin önderlerinden İmam Maturidi tefsirinde bunu söyler. Ve buna meyleden başka görüşler de vardır. Mesela Mutezile de bu görüştedir. Bu ikinci görüştedir. Ama İslam uleması böyle iki ayrı görüşe gitmiş. Ha bu iki ayrı görüşü birleştirenler de var. Razi'nin tefsirini okursanız çok güzel birleştiriyor o. Evet. Aslında diyor bunun arasında bir fark yok. İkisini birleştirelim şöyle diyor. İkisini birleştiren insanlar da var. Hangisine inanırsak inanalım çok sorun yok. Burada yalnız esas kaçırdığımız nokta şu. Mehmet Hoca demin hocamız demin işaret etti. Bu aslında kıyamete işaret eden bir ayettir. Yaratılışa değil. Burada anlamamız gereken şey şu. Allah Teala kıyamette bize soracak. Ben size böyle sormamış mıydım? Siz niye yoldan çıktınız? Size kendinizi de şahit tutmuştum. Niye gelin bakalım niye inanmadınız diye soracak. Esas mesele odur. Yani aslında bu ayet kıyamete yöneliktir. Yani geçmişe yönelik değil, geleceğe yöneliktir. Burada şehitna'yı da şöyle iki türlü anlayanlar olmuş. Şehitna biz şahit olduk demek. Evet. Bir de şöyle anlayanlar olmuş. Şehitna'yı Allah'ın ve meleklerin bir sözü gibi anlamışlar. Yani Allah ve melekler şehitna dediler. Biz şahit olduk. Entegulu siz böyle demeyesiniz diye. Şeklinde zaten burada da şey geliyor. Bu üç nokta var ya bizim Secavendi Efendi'nin. Bu şehitna öncesine de bağlanabilir, sonrasına da bağlanabilir şeklinde bir şeysidir. Böyle anlayanlar da olmuş. Zaten Cafer Bey hocamız baştan okurken şehitna'yı aşağıya oraya aşağıya bağladım ben. Şehitna'yı aşağıya bağladığında metne bakar mısınız? Metni görüyor herkes değil mi? Şimdi yani biz çocuklara ders verdik ki Müslüman için Adi Misak'tan beri Müslüman işte. Adi Misak mağarasını dediğin zaman da işte Allah Teala ruhları yaptı bizim de sırafımız değil miyim? Evet sen bizim Rabbimiz Halep'in o zamanlar dedi Müslümanız diye böyle bir çocuklara şey veriyoruz değil mi? Ders veriyoruz normalde. Hiçbir sakıncası yok. Yani hiçbir sakıncası yok. Ama bütün konularımız böyledir. İşin içine girdiğimizde zaten biz burada hani ayet tabii biz şimdi üstün körü yorumlayıp geçebilirdik aslında. Ama o da doğru olmaz. Yani siz buraya dinlemeye gelmişsiniz. Bazı bilgileri almak durumundasınız. Ama burada şu vardır. Yani öyle de inansanız, böyle de inansanız inancınıza zarar gelmez. Çünkü ulema böyle bu konuda ihtilaf etmiştir. İhtilaf edilen konularda farklı inançlar
Rab giden insanları kınamamak lazım. Veya itham etmemek lazım. Bizim yani şöyle teşhis etsem ben muhteremler. Hı hı. Ben şimdi bu kadar hocaların ihtilaf ettiği bir kabir azabı noktasında desem ki kabir azabı varsa o ihtimalden hareket ediyorum. Mutezile'nin kanaati daha makul geliyor. Çünkü iki sene sonra kabri açtığınızda azap görecek ne kafa var, ne kalp var, hiçbir aza yok. Sadece acbu zenep dedikleri o şey var, o şey neyse. O şey neyse. O şey demek ki mantıken makul olan nedir? Eğer kabir azabı varsa kabire konduktan sonra ruhun geri gelmesi ve o sıra ne görecekse görmesi, Allah hepimizi muhafaza etsin. Amin. Mutezile'nin anlayışı gördünüz mü daha makul geliyor desem dinden çıkmam değil mi hocam? Yok çıkmaz. Elhamdülillah. Şimdi o ruhu... Bir kere zaten ehli sünnet şunu kabul edelim. Günümüzde bir böyle bir yanlış, hocam özür dilerim, bu çok önemli. Günümüzde böyle biraz farklı söyleyen insanlara hemen ehli sünnet dışı görüşü var. İtikadı bozuk gibi yaftalamalara uğratıyorlar. Bu çok tehlikeli bir şey. Halbuki bakın ehli sünnet geniş bir çerçevedir, bir şemsiyedir. Bunun içinde bir sürü mezhep vardır. Biz bugün mesela 4 hak mezhep diyoruz değil mi? Geriye doğru gidin, eskiye doğru belki 100 tane mezhep vardır. Çünkü ehli sünnet mezheplerinin birçoğunun müntesibi kalmamış burada. O yüzden de kaybolmuşlar. Sonra ehli sünnet bununla da yetinmemiş, başka bir çerçeve açmış, başka bir şemsiye açmış. Ona da ehli kıble demiş. Ve şöyle de bir kaide koymuş. Ehlül kıble la yukefferu. Kıble ehli, Kabe'yi kıble bilen, namaz kılan insanlar asla tekfir edilemez. Kafir sayılamaz demiş. Günümüzde böyle bir tekfircilik şeyi başladı. Çok tehlikeli bir gidişat bu. Şimdi buradan hareket ettiğimizde ne Şia, ne Mutezile, ne Hariciler hiçbirisi tekfir edilemez. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Günümüzde farklı görüşe giden insana da hemen küfür damgası yapıştırmamak lazım, Allah korusun. Bu bizi tehlikeye sokar. Yani öbür dünyada bizi sıkıntıya sokar. Hocam özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi İsmail Bey'in dediği vefat ettikten sonra, kabre konulduktan sonra ruhun geri dönmesi, Cafer Bey'de biraz kısa süreli bir hayat olabilir şeklinde. O Mutezile'nin şimdi görüşü. Evet, şimdi aslında durum şu. Bir ara bu kayıtla yeni çıktığında birileri kalktı gitti. Vefat edenin mezarına mikrofonu koydu. Teybi dışarıda bıraktı. Meleklerin sorgusunu dinlemeye kalkışanlar oldu. Yani zannettiler ki o ruh bedene döndüğü zaman aynen dışarıdayken oksijenle yaşadığı gibi orada nefes alıp verecek, orada yaşayacak, biyolojik bir hayat yaşayacak. Ve melekle yüksek sesle bizim anladığımız manada bir diyalog kuracak, konuşacak, hesabını verecek. Bu da onu kayda alacak ve işte diyecek ki bunu belki çok da iyi niyetli yapmış olabilirler sırf ispat cihetinde. Halbuki şunu göz ardı ediyorlar. O bir gaybi durumdur. Asla bizim anladığımız manada o ölü orada canlanıp, yani hani kafayı taşa çarpan ölü gibi derler ya, değildir. O manevi bir hayattır, gaybi bir hayattır. Siz gömdükten 2 dakika sonra da tekrar toprağa açıp bakarsanız o ölüyü yine aynı vaziyette bulacaksınız. Hiç gömmeseniz bile. Yani, hayır, tabii. Onun için yani. Bunu gaybi bir hal olarak kabul etmek lazımdır. O suali. Kaldı ki sualul kabrin delilleri hadistir. Hadislerin de mütevatir olmaması halinde akaidi noktada pek mülzim, yani bağlayıcı tarafı yoktur. Yani reddedilişi küfre götürmez. Muhkem, yani Kur'an-ı Kerim'deki sarih anlaşılır, o da müteşabih olmayacaktır. Ayetlerden anlaşılıyorsa veya mütevatirliği ittifakla kabul edilmiş hadislerse o zaman kelami bakımdan, itikadi bakımdan bir hüküm ifade eder. Yani kabir azabını da öyle müşakkas dünyadayken yaşanan durumlar gibi algılamak hatalı olur. Şimdi ehl-i sünnetin tabii mantıklı olmayan tarafı, mesela İsmail Bey'in söylediği gibi düşünürsek mantıklı olmayan şey şu. Mesela Hazreti Adem zamanında ilk katil kim? Kabil. Kabil şimdi katil oldu. Azap görüyor. Ta kıyamete kadar. Uzun bir süre. Bir de kıyamet yakın bir zamanda bir katil diyelim. Adam öldürmüş, o da azap görecek kısa bir süre. Ne olacak şimdi? Şimdi burada zaman mefhumunu biz dünyadaki gibi düşünmeyelim işte. Mehmet hocamızın söylediği şey o. Zaman mefhumu dünyadaki gibi değildir. Hissedilen, mesela bu Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Kem lebistum fil ardı.
Kafirlere soracaklar, yeryüzünde kaç gün kaldınız? Kem lebistum fil ardı diyecekler ki lebisna yevmen ev ba'da yevmin. Bir gün ya da bir günün kısa müddeti kadar. Yani insanın algılaması burada önemlidir. Yoksa oradaki zamanı buradaki zamana kıyaslamanın çok bir anlamı yoktu. O yüzden Ehl-i Sünnet'te bir adaletsizlik şeysi yok burada. Aslında Kabil'in göreceği azapla en son katilin göreceği azap arasında da süre açısından hiçbir farkın olmadığını düşünebiliriz. O ayetten hareketle. Evet. Şimdi ya devam edelim mi hocam? Bu tekfir olayı çok önemli. Ben evet, tekrar teyiden vurgulamak istiyorum. Günümüzün en büyük sorunlarından, hatta tarihi sorunlarımızdan biridir. Müslümanlar belli dönemlerde çok ağır bir şekilde haricilerden başlamak üzere bu tekfirle müptela olmuşlardır maalesef. Bir beladır, bir çok büyük bir beladır. Halbuki Hazreti Peygamber'in şöyle bir hadisi var. اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَشْهَدُوا لَهُ بِالْاِمَانِ Bir insanın camiye gidip geldiğini görürseniz onun mümin olduğuna şahitlik edin. Yeter. Üsame'yi bir sefere gönderiyor Hazreti Peygamber. Bir adam endişeyle, panikle Üsame'nin kafir olduğunu, müşrik olduğunu tahmin ettiği diyor ki ben müminim. Ve mümin olduğunu da kendi aksanına göre ifade ediyor. Üsame inanmak istemiyor ve adamı öldürüyorlar. Hazreti döndükten sonra Hazreti Peygamber'e durum anlatıyor. Çok çok üzülüyor. Üsame'ye diyor ki sen bu adamın hakkını nasıl ödeyeceksin? Ki Üsame'yi o kadar seviyor. Yani diyor ki sen bu adamın hakkını nasıl ödeyeceksin? Şimdi bazı sahabiler işte birisine selam vermiyor veya selamını almıyor. Niye almadın? Münafıktır falan. Hella şakakta kalbe. Kalbini mi yardımda gördün ya? Nereden biliyorsun bunu? Hazreti Ömer'le nahnu nahkumu biz zavahiri vallahu yetevelle sarayir. Biz zahire hükmederiz. Hazreti Peygamber mahkemeleri bile görürken, hallederken şu ikazı yapıyor. Çok güçlü bir hadis. Bakın sizi uyarıyorum diyor. Sizden iki kişi gelir, davalaşır. Biri çok iyi savunma yapar. Kendini çok iyi anlatır. Delilleri esaslı bir şekilde toplar getirir, önümüze koyar. Ve haklılığını zahiren delillere göre ve ifadeye, savunmaya göre ortaya koyar. Ama haksızdır. Diğeri ise haklıdır. Fakat kendini kanıtlamaktan aciz kalır. Biz zahire bakarak o gerçekte haksız olan ama görünürde haklı gözüken kimseye hak vermek durumundayız. Çünkü delillere bakmak zorundayız diyor. Kim ki bu yolla, kim ki bu yolla, bu yöntemle Müslüman kardeşinin hakkından bir şeyi ele geçirmeye çalışırsa bilsin ki avucunun içine cehennem. Kor ateşinden bir ateş parçası almıştır. Şimdi İslam dini sosyal teamüllerde ki iman da izhar edildiğine göre o da sosyal bir olgudur. İman da sosyal bir olgudur. Asla böyle tahminlere, ondan sonra spekülasyonlara, arka planı görme iddialarına değer vermez. Zahir neyse, görünür neyse odur. Adam camiye gidiyorsa, namaz kılıyorsa Müslümandır. İtikadının detayı ayetlerin ve hadislerin, sünnetlerin ve icmaın genel çerçevesinin dışına çıkmadığı sürece, namaz farz değildir demediği sürece bir insan kafir olmaz. Yani imanın esaslarından birini reddetmedikçe, İslam'ın esaslarından birini alenen, ilanen reddetmedikçe onun hakkında bir takım bahaneler uydurarak ya şöyle yaptı, böyle yaptı, ya öyle dedi, böyle dedi. Bunlar gerçekten Müslüman hakkında tecessüs anlamına geliyor. Tecessüs de İslam'da en büyük ahlaki kebiredir. En büyük ahlaksızlıktır. Evet. Yani bu zaten bizim bakın Ehl-i Sünnet'in adetinde böyle bir şey yoktur. İlk defa tekfiri kullanan haricilerdir. Yani insanları küfre nispet eden bu haricilerin bir adeti olarak ortaya çıkmış. Mesela bakın Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasında Hazreti Ali ile Hazreti Zeyd ve Zübeyir Hazreti Zübeyir ve öbürü kimdi? Hazreti Talha arasında savaşlar olmuş. Savaş. Yani bunlar karşı karşıya gelmiş birbirleriyle savaşmışlar. Ama hiçbiri diğerini tekfir etmemiştir. Hiçbiri diğerinin imanı ya da dini konusunda ileri geri bir şey söylememiştir. Mesela hiç duydunuz mu siz Hazreti Ali'nin Hazreti Muaviye hakkında bir şey söylediğini? İmanı ve dini konusunda ya da Hazreti Muaviye'nin diğerleri hakkında bir şey söylediğini? Öbür tarafın cenazelerinin teşhis tekfir edilmesini emretmiştir. Yani onun için biz aslında bizim olmayan bir adeti maalesef benimsiyoruz. Hani buna tebenna mı diyorlar şeyleri? Maalesef. Yani kendimize evlat ediniyoruz. Ondan sonra da onun altından kalkamıyoruz. Efendim bu niye böyle sormuş Allah Teala bize? İki burada gerekçe gösteriyor. Bir, estağfurullah. En tekulu yevmel kıyameti inna kunna an hâda gafilin.
biz bundan gafildik demeyesiniz diyor. Kıyamet günü. Bir, iki, ev tabulu innema eşreke abauna min kablu ve kunna zürriyeten min ba'dihim. Babalarımız önceden müşrik idiler. Biz de onların bir zürriyeti idik. Onlardan sonra gelen bir zürriyet idik. Efe tuhlikuna bima fa'alehul mubtilun. Biz onlara uymuştuk. Onlar nasıl yaşadıysa, nasıl inandıysa biz de öyle inanmıştık. Siz bu mubtiller, hakikati iptal eden insanlar sebebiyle bizi helak mı edeceksin diye demeyesiniz diye. Böylece iki tane gerekçe. Bunu nerede diyecekler? Kıyamet günü diyecekler. Dolayısıyla dedik ya bu ayet kıyametle alakalı bir ayettir diye. Burada bize peki bize ne ikaz ne burada? Sakın ha böyle inanmayın diyor. Babanızın yanlışı sizi bağlamaz. Yani babam böyle yapıyordu ben de böyle yapıyorum diyemezsiniz. Ya da bizim öncekiler böyle yapıyordu böyle yapıyor ben de öyle yapıyorum diyemezsiniz. Şeyhim böyle yapıyordu ben de öyle yapıyorum diyemezsiniz. Tabi oraya kadar gider. Onun için insanlar hani diyoruz ya bir sahabe ahlakı çok önemli. İşte Hazreti Peygamber'e çıkıyor sahabe soruyor değil mi bazen? Ya Resulallah diyor bu vahiy ile mi gelmiştir yoksa sizin görüşünüz mü? Vahiy ile geldi dediyse amenna ve sattakna. Orada sahabenin hiçbir itirazı yok. Ama değilse bazen sahabe itiraz ediyor biliyorsunuz. Özellikle o savaşlarda falan. Hazreti Peygamber sahabenin o şeyine de itibar ediyor. Ki mesela en önemlisi istişaredir. Ki Kur'an'ın emridir. Veşavirhum fil emir. Bu ne demektir? Sen sadece kendi görüşünle hareket etme. Etrafındaki insanların görüşünü de dinle demektir. Öyle değil mi hocam? Evet bu da böyle bir şey. Ben anladım hocam. Burada biraz İslam'da mesuliyetin ferdiliğine ve şahsiliğine de işaret var. Yani birisinin babasının iyi olması, onun iyi olmasının gerekçesi dayanağı olamaz. Kötü olması da kötü olmasının gerekçesi olamaz. وَلَا تَذِرُوا وَذِرَةٌ اِذْرَ اُخْرَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَه۪يمٍ. Yani herkes kendine yapmışsa onun karşılığını görecektir. İyi ise iyilik görecektir. Kötü ise zarar görecektir. Kötülük değil. Allah'ın vereceği ceza kötü değildir. Yani Allah'ın mahkemesinde kötülüğe karşı kötülük yok. Kötülüğe karşı adalet var. Yani misliyle karşılık vardır. Onun adı öyle konulması lazım. Onun için başkalarına yaslanarak kurtuluşu beklemeyelim. Beklemeyelim. Evet. Çok sakat bir algı oldu. Şimdi şeye geçelim hocam. Bir de bu neydi? Bel'an mıydı? Bel'an bin Ba'ura. Bel'an Ba'ura. Onun veya neydi bir İbn-i Salt mı? İbn-i Ebi Salt. O bizim adam. Şair. Yani edebiyatçıların onun adamı. İkisiyle alakalı olduğu söylenen ayetler var burada. Şu ayet yukarıyla alakalı zaten. Estağfurullah. كَذَٰلِكُ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Yani biz işte ayetlerimizi böylece açıklıyoruz ki umudur onlar dönerler. Nedir? Hatadan dönerler demektir aslında bu. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي Estağfurullah. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذ۪ي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاب۪ينَ. Aslında bu ayet çok önemli hakikaten. Gerçi Bel'an bin, Bel'an bin Ba'ura ile irtibatlandırarak biraz işin hikaye tarafına ağırlık vermişler. Halbuki ayetin kendisi o hikayeyle hiç irtibatlandırmasak çok önemli aslında. Ben bir şey işaret edeyim hocam ondan sonra o Bel'an meselesi. Şimdi burada biz diyor bir adama ayetlerimizi veririz ya da göndeririz de diyebilirsiniz. Yani bizim ayetlerimizi görür. Bu Kur'an ayet olabilir, mucize olabilir. İkisi de olabilir bu. فَنْسَلَخَ مِنْهَا ondan yüz çevirir bu adam. O ayetleri yalanlar. فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ o zaman onun peşine şeytan düşer. Bazıları bu etba'ahu'yu şeytanı düşürür gibi anlamışlar ama etba'ahu şeytan onu kendine uydurur. Uydurur. Bunu tebi'a anlamı da vermişler hocam. Fetebi'a şeytan, şeytan onu kovalar. Evet, şeytan onu kovalar. Evet. Bakın şeytan ne zaman kovalıyor? Evet. O adam iradesini kullanıp Allah'ın ayetinden yüz çevirdikten sonra. Sonra fekâne minel gâvî böylelikle de o sapıtanlardan olur. Sapıtmış olur. Şimdi hocam şeye gelelim hikaye, işin hikaye tarafına. İsmail Bey hikaye size kaldı. Hangisi? O Bel'an bin Ba'ura. Yani istersen metni şey edeyim ben. Hocam, çok özet. Hazreti Peygamber'e Cenab-ı Hak buyuruyor ki o adamın haberini, hikayesini oku.
anlat onlara. Tarihi bir şahsiyet geçmişte kalmış. Ve bunun fesirler Bel'am bin Ba'al, Kenanilerden, Hazreti Musa'nın muasırlarından, İsrailoğulları değil, yani kuvvetli görüş o görülüyor. Kenanilerden, o da bir kabile, kavimdir. İsrailoğullarıyla sürtüşmeleri var, çekişmeleri vardır. Tabi İsrailoğulların lideri Hazreti Musa'dır. Bu Kenanilerin de lideri bu. Ve o ayet dediği şey de tefsirlerdeki bilgiye göre, tabi Allahu alem, Allah bilir. Ayet dediği şey de adam ibadet ehlidir. Salah ve takva ehlidir, marifet ehlidir. Duaları makbuldur. Bu tevatüren görülmüştür, müşahede edilmiştir. Allah da diyor ki evet biz o adama bu tür manevi meziyetleri vermiştik. Yani ayet alamet anlamındadır zaten Arapçada. Ayet alamet demektir. Onun bir takım alametleri, özellikleri vardı. Bunlar da maneviydi. İbadet ehli, salah ehli, takva ehli, duaları makbul, niyazları makbul. Yani Allah'ın makbul bir kuluydu o. Biz ona bu meziyetleri verdik fakat فَنْسَلَخَ مِنْهَا İnsilah onlardan sıyrıldı. Onlardan sıyrıldı, süzüldü. Yani onların dışına çıktı. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Ve böylece yoldan çıkanlar. فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ Şeytan onu kendine uydurdu. Yani kendi avenelerinden yaptı. Arkamdan geldi. Bir zamanlar bir devlet adamımız vardı. Peşime takılın diyordu ya. Şimdi bu da aynı öyle demiştir. Ve böylece şeytana uyunca da gavinlerden oldu. Şimdi izahı İsmail Bey'e. Beni hikayeci döndürdünüz. Pardon. Hikaye anlat diyorlar. Buyurun. Hocaların dediği gibi Bel'am Kenanilerden Kenanilerin makbul adamı. Rivayete duası, göre duasını, işte duası kabul olur bir diye. Evet, İşte bizim tefsirlerde ismi azama sahipmiş. Cenab-ı Allah'ın en tesirli adına sahip olunca o adla birlikte istediğinde duası kabul olurmuş. Bir rivayete göre Musa kavmiyle Kenanlara saldırınca ondan rica etmişler. Dua et de Musa işte bize zarar veremesin. Şerrini defedelim. İşte helak olsun. Evet. O da önce itiraz etmiş. Evet. Bir peygamberdir. Evet. Sonra da talebi kabul etmiş. Musa da karşılığında Ya Rab demiş. Hangi güç bizi durdurdu gibi bir şey söylemiş. İşte oradaki Bel'am'dan bahsetmiş. Öyleyse sen onun gücünü elinden al Ya Rab demiş. O sihirli kelimeyi ondan al, duasını kabul etme demiş. Böyle bir hikaye var. Bir başka hikaye de Hazreti Peygamber zamanında yaşamış eskilerin hikayelerini bilen Ümeyye bin Ebi Salt diye birisi var. Şairliği var. Eski hikayeleri de biliyor. Eski bilgilere sahip olmasına rağmen Hazreti Peygamber'e tabi olmamış. Fakat Hazreti Peygamber şiirlerini severmiş. O da var. Yani gavurların şiirlerini okuyabilirsiniz demek istiyorum. Hazreti Peygamber Ümeyye'nin şiirleri için şöyle demiş. اَمَنَ شِعْرُهُ وَلَمْ يُؤْمِنْ قَلْبُهُ Şiiri mümindi fakat adamın kendi kalbi iman etmedi. Mümin şiirler olabilir. Gavur şairleri mümin şiirleri olabilir. Okuyabilirsiniz diyor. Yani gavurdan doğru hikayeler böyle. Bizim için ne ifade ediyor? Hoca da olsanız, sıradan birisi de olsanız satmayın dini diyor kısaca. Orada bir özellikle din adına konuşuyorsanız, dindarlık ve hocalık taslıyorsanız çok daha dikkatli olacaksınız. Hangi emellere hizmet ettiğinize bakacaksınız arada bir. Bel'am'ın şeye beddua etmesi de var Hazreti Musa ve kavmine. İşte o dua sadece ediyor. Sadece engellemesini istemiyor, beddua ediyor bir de. Evet. Yani her neyse çok da önemli değil teferruatı. Yani evet. Ama gücünü kötüye kullandığı kesin. Ve bize verdiği şey de gücünüzü, elinizde Cenab-ı Allah'ın verdiği imkanı hangi emellere alet ettiğinize bakın. Kişisel veya çevresel olarak diyor. Yani bütün meziyetleri elinden alınıyor. Evet. O manevi özelliklerin tamamı yok oluyor. Tamam. Ümeyye bin Ebi Salt için de şöyle bir şey söylenir. Onu söyleyeyim de ondan sonra size. Ümeyye bin Ebi Salt tabii kendini çok yüce görüyor. O şeyden dolayı. Söylediği şiirler ve hikmetli sözlerden dolayı. Şeyden de haberi var. Tevrat ve İncil. Tabii Tevrat ve İncil'den de haberi var. Bir peygamber yani. Geleceği gibi bir düşüncesi biliyor, de var. Biliyor. Ve diyor ki peygamberlik gelse ancak bana gelir. Evet, kendini peygamber öyle bir şeye inanmaya başlamış. Doğru. Hazreti Peygamber geldiğinde de asla inanmıyor kıskançlığından dolayı. Aslında bir ölçüde Hazreti Peygamber'in peygamberliğini de sanki biliyor. Evet evet. Ama bir sonraki ayette Cenab-ı Allah'ın bu kişiyi dili dışarı düşmüş köpeğe benzetmesi de rivayeti tamamlamak için, hikaye tamamlansın diye. Rivayete göre işte Bel'am beddua ederken dili dışarı düşüyor büyükçe bir şekilde. Evet.
böylelikle ona benzetiyor falan diyorlar. Olsun, öyle de olsa öyle de olsa Cenab-ı Allah dini kötü emellere alet eden hoca takımı için köpek benzetmesi yapıyor. Bu kadar basit. Hem de soluyan bir köpek. Yani kışkırtsanız da dili dışarıda, yorulmuş olsa da dili dışarıda, yani havlamayan ve ısırmayan. Dili dışarıda köpek havlayamaz malumunuz. Dili dışarıda köpek ne havlar ne ısırır. Çok en kötü haliyle köpek benzetmesi var efendim. Burada İslam'da bedduanın kötü bir şey olduğunu altı çizim diyebilirsiniz. Eğer hikayede beddua ettiğini söylüyorsa. Ha, diyor beddua ettiğini söylüyor. Ha, söylüyor. Rivayet hikaye. Tabii beddua ettiğini söylüyor. Evet. Hı-hı. Yani burada şey ilginç, işte o köpeğe benzetmesi korkunç bir şey tabii, evet, yani. Evet. Evet. Yani bir burada bakın, belli bir mertebe edinmiş olan kişinin düştüğü durum anlatılıyor. Bir de burada şu söyleniyor, bazı hikayelerde ona ulema karşı çıkıyor. Bu kimsenin sanki peygamber iken peygamberliğinin elinden alındığı gibi bir şey de var, o doğru değil deniyor. Çünkü bu peygamber değil beraber. Tabii peygamber olmamış. Peygamberin değil, böyle değil. Bir şey düşmesi asla söz konusu hayır, olmaz. Hiçbir peygamber. Çünkü evet, peygamberin bir masumiyeti vardır. Evet. Peygamber dışındaki herkes bu duruma düşebilir. Onun için hani bu efendim falan veli oldu, şu oldu, bu oldu, hiç kimsenin garantisi yoktur. Onun için burada işte insanlara dikkat etmek gerekiyor. İşte hocam, Mehmet Hoca'nın söylediği şey çok önemli. Sorumluluğun şahsiliği. Yani birinin peşine körü körüne takılıp gitmemek gerekiyor. Tamam, adam iyi olabilir, doğru olabilir, güzel olabilir ama nerede sapacağını bilemezsiniz. Bakın nerede burada, saptığını da bilemezsiniz. Affedersiniz hocam, burada o kişi, o kişinin nitelikleri sayılıyor. Ahlede ilel ardı diyor. Özellikle kelimeler anlamlı değil mi hocam? Tabii. Ahlede ile şeyi, bir şeye maalesef, bir şeye iyice sarılmak anlamı. Evet. İyice sarılmak. Meyletmekten öte. Evet. Yani o şeyden kopmamacasına sarılmak var. Ve teba hevahu, artık doğruya değil de kendi nefsine uymak var. Dünyaya bağlanmak var. Nefsine uymak var. Temel özelliklerini öyle sağlıyor. Kendi görüşlülüğünü aslında o vettebe hevahu, heva kelimesini biz biraz böyle arzu gibi anlıyoruz da o değil aslında. Vettebe hevahu, kendi görüşünü Kur'an ve sünnetin görüşü üstünde görmeye çalışmak. Ben zaten hakikate uymayan dedim orada. Kendi görüşünü çok öne çıkar. Efendim. Cafer hocam, az önce güzel vurguladınız. Sanki biraz daha vurgu lazım gibi geldi bana. Daha vurmayalım. İyi yok. Şu konu Leylam'la ilgili hani tarihte yaşanmış hiçbir şeyin olmadığı, hala olabileceği, hani tabii hala olabilir. Özellikleri itibariyle kaçınmak gerektiği, hani tabii onu söylüyoruz, söyledik zaten. Hayır, bu hala bu olur. Allah Teala bu ayeti niye gönderiyor bize? Bu tür vakalar hala olabilir. İster Bel'am gibi adam düşünün, ister Ümeyye neydi? Bin Ebi Salt. Ümeyye bin Ebi Salt gibi adam düşünün, bu tiplemeler her zaman olur. Mesela Allah Teala Ebu Leheb'i niye anıyor Kur'an-ı Kerim'de? Ebu Leheb tipi her zaman olabilir. Evet, evet. Yani bu şey değil ki. Zaten bu ayet, biz Kur'an okurken böyle okumamız gerekiyor. Yoksa Kur'an eskiden olmuş bitmiş bir takım hadiselerden evet, abi öyle bir şey yok. Öyle yaparsanız tarihselci mi oluyor? Ha işte yani. O saçma sapan bir şey olur. Ama Kur'an bize bir şey ifade etmiyor ki. O zaman biz Kur'an'ı çocuklar uyutmak için mi okuyacağız? Ya da ya biraz canımız sıkıldı, gidip bir Kur'an okuyalım falan. Böyle bir şey olmaz. Kur'an her zamana hitap eder. Bir arşiv kitabı değil yani. Tabii yani. Arşiv kitabı değildir. Yaşayan, yaşanması gereken, yaşatılması gereken. Yok zaten örnekleri tarihten hocalar da bilir, bulurlar. Yani yaşadıkları geçmiş tarihten de bulurlar. Bu çok eski tarihte Bel'am olur, Hazreti Peygamber zamanında Ümeyye olur, Hazreti Peygamber'den sonra Ahmet olabilir, Mehmet olabilir, hiç önemli değil. İsimlerin adı, isimlerin önemi yok burada. Nitelikleri önemli, yaptıkları önemli. Tip önemli. Yani, zaten şu bulursunuz. Ayetin sonu evet, da önemli değil mi? فَقْسُسِلْ قِسَسَا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Şimdi bakın bu çok önemli. Kime? Bu bize söyleniyor aslında. Aynen. Yani bu diyor, bu kıssaları, bu insanlara anlat ki olur ki onlar düşünürler, tedebbür ederler, bir hisse çıkartırlar kendilerine. Bu önemli bir şey. Öncesinde de veddu aleyhim ne be'er diye. Ha, tabii tabii. Emir. Evet, oku bunları. İbret dersiyle dolu bunlar. İbret dersleriyle dolu. Evet. Devam edelim. Vaktimiz de azalıyor. Sa'e meselen, estağfirullah. Sa'e meselenil kavmul lezine kezzebu bi ayatina ve enfusehum kanu yazlimun. Ve enfusehum kanu yazlimun. Ben oraya bir yukarı bağladım gene. Evet.
Burada da gene yukarıdakilerin hepsi. Aynen, yani yukarıdaki yapılan o fiillerin ne kötü olduğu ifade ediliyor. Kezzebu bi ayatina, ki bunların en önemli şeyleri, özellikleri Allah'ın ayetlerini yalanlamaları. İkincisi de aslında diyor ve enfusuhum kanu yazlimun. Aslında onlar kendilerine zulmediyorlar diyor. Yani Allah'ın ayetlerini yalanlayınca Allah'a ne yapacaklar bunu? Allah'a yapacakları bir şey yok. Kendilerine zulmediyorlar. Şurası önemli. Femen men yehdillahu fehuve fehuvel muhtedi. Ve men yudlil feulaike humul hasirun. Aslında bu yukarıdakinin de sanki özeti yani, gibi. Yani. Tabi burada uzun tartışmalar olmuş, onu söyleyeyim. Özellikle Mutezile ile Ehl-i Sünnet arasında. Allah hidayet eder mi etmez mi? Allah'ın hidayeti nedir? Özellikle bu çok önemli. Şimdi Ehl-i Sünnet'e göre Allah'ın hidayet etmesi demek, Allah'ın kişiyi imana erdirmesi demektir. Tevfiktir bu. Mutezile'ye göre ise hidayet demek, Allah'ın kuluna bir açıklamada bulunması demek. Yol göstermesi. Yol göstermesi demek. Yani peygamber göndermek suretiyle, kitap göndermek suretiyle. Her ikisi de söz konusu olabilir. O zaman tabii şeyi izah etmek zor. وَمَنْ يُدْلِلْ اَوْلَٰيكَ Yehdi ifade, şey, izah edebilen, yudlili de izah edebilir. Yani dalalet yollarını gösteren. Hidayetin sahibi Allah'sa Ehl-i Sünnet'e göre. Ehl-i Sünnet'e göre kolay. Dalaletin sahibi de Allah'tır. Mutezile'ye göre hidayet yani etmek, göstermekse tadlil etmek de göstermektir sadece. Şimdi şöyle, bu hedeynâhun necdeyn, bunu tabii izah ediyor. Her iki yolu da Cenab-ı Allah gösteriyor necdeyn, o anlamda. Yani orada araynâhun, Allah diyor ki her iki yolu da gösterdik. Çünkü zaten bunlardan doğruyu gösterdiği zaman nakidi zaten yanlıştır. Doğru. Yani şöyle yapın dediğin zaman yapılmaması yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Şunu yapmayın dediğin zaman yapılmasının yanlış ortaya. Yani birbirinin lazım ve mezlumudur zaten. İnsan hayatı zıtlar üzerinde. Zıtlar üzerinde inşa edilmiş. Bir şeye kara dediniz mi, karayı evet, beyaz olmasa bilemezdik. Evet, her şey kara olsaydı, evet, kara diye bir tabir olmazdı. Herkes her şey beyaz olsaydı, evet, beyazın kendisi de olmalıydı, kara da olmalıydı. Bir iyilik olacak ki kötülük de olsun. Evet. Tanımını karşısından alıyor daha çok. Evet. Bu manada Cenab-ı Allah iyiyi gösterdiyse, en basit anlamıyla gösterdiyse, kötüyü de göstermiş. Ki onu da gösterdiğini söylüyor zaten. Evet. Ve hedeynâhın necdiğini, evet, öyle yorumluyor. Tabii tabii tabii. Her iki yolu da gösterdik diyor. Her iki, yani yanlış yolu da doğru yolu da gösterdik. Artık insanın kendi tercihini. O zaman sanki ikisini birden alsak daha iyi olur yani. Evet. Hidayet hem yol göstermektir. Evet. Hem yola ne derler, gideceği yere ulaştırmaktır. Bak şimdi orada bir ayet aklıma geldi. Hani Hazreti Peygamber Ebu Talib'in mutlaka Müslüman olmasını istiyordu. Mutlaka, evet, istiyordu, mutlaka istiyordu. Cenab-ı Hak onu teselli için dedi ki اِنَّكَ لَا تَهَبِ الْمَهْنَ اَحْمَدْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ Evet. Ha, şimdi burada tabi malum sizin branştaşlarınız muhtemelen her iki hidayeti farklı yorumluyorlar. Bir kısmı اِنَّكَ لَا تَهَدِ مَنْ اَحْمَدْتَ Yani sen hidayeti halk edip insanlara bahşedemezsin. Bu وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِ مَنْ يَشَاءُ Bu türden hidayet Allah'a aittir. Hidayeti halk etmek, bir insanın kaderinde hidayeti var edip ona bahşetmek Allah'a aittir. Ha, fakat bir başka ayette ve inneke le tehdi men ila sıratin müstakim var. Ve inneke le tehdi ila sıratin müstakim. İşte bu rehberlik demektir. Göstermek. Bu kılavuzluk demektir. Hidayet, hadilik, kılavuzluk, delil olmak demektir. Onun için Hazreti Peygamber'in hadiliği vardır. Hadidir. Allah da hadidir. Fakat hadiliklerin nitelikleri farklı. Hazreti Peygamber'in hadiliği rehberliğidir. Yol göstermesidir, üsve olmasıdır. Allah'ın hadiliğidir. Bizatihi hidayeti halk edip onun hayatındaki yerini tayin etmesidir. Çünkü mukadderat Allah'ın elinde. Onu bu tevfik ve hızlan kavramlarıyla açıklıyorlar. Bizim evet, Ehl-i Sünnet uleması. Hidayet demek Allah'ın tevfikidir. Yani evet, kulunu destekleyip imana göndermesidir. İmana erdirmesidir. Tadlil ise hızlandır. Yani kulunu terk etmesidir. Kendi haline bırakmasıdır. Kul kendi haline bırakınca kaybolup gider. Elden gidiyor. Gelin şurada bu yukarıdaki ilk okuduğumuz ayette ilişkili gibi görünen ayet. Estağfirullah. وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ Allah Teala buyurur ki Yüce Rabbimiz, biz diyor cinlerden ve insanlardan pek çok, ilk, kimseyi. Pek çok kimseyi cehennem için yarattık. İşte kelamcılara bunu izah edin. Sizden dinleyeceğiz. Söyleyin bakalım. Yani kelamcılar, orada hocam, özellikle mutezile kelamcılar işin kolayını bulmuşlar. Çok kolay. Diyorlar ki bu ayette takdim tehir vardır.
Aslında bu söylediğiniz kısım en son söylenecek yerdir. Yani çıkması kolay gelince ayetle oynamaya başlıyorlar. Evet. Takdim tahir. Nereye takıldınız? Zara nafiline mi takıldınız? Kesiran sıfatına mı takıldınız? Cehenneme takıldık. Hepsine takıldık. Hepsine. Bir bütün olarak. Yani takıldık. Yani bu cehennemden nasıl kurtuluruz? Eğer Allah insanların ve incinlerin pek çoğunu cehennem için yaratmışsa teklif ne ifade eder? Tabii. Teklif niye ne teklif ne ya? Yani işte orada sıkıntı orada. Madem ki daha yaratmadan veya tam yaratırken onu cehennem için yaratıyorsa o halde bu adamlardan ne istiyor? Sen zaten cehennem için yarattın. Artık iman et, kurtul, salih amel yap, bilmem ne yap. Anlamını yitiriyor. İşte sıkıntı bu. Yani şimdi, buyurun kelamcı, edebiyatçı, dilci. Evet. Cenab-ı Allah cenneti de yaratmış, cehennemi de yaratmış. Cehennem boş bırakacak değil diyorsun. Cehennem boş bırakacak değil. Hikmetinden sual olunurdu o zaman. Niye yarattın ya Rabbi boşuna? Yani cehennemi yaratmışsa içine girecekler var demektir. Ama kimse kimseyi tayin edemez. Kimse kendisini de tayin edemez. Kimse ben cehenneme gidiyorum diyemez ki. Var mı içinizde öyle? Cennete gidiyorum. Cennet, herkes cennete gitmek istiyor. Vallahi içinizde cehenneme gitmek istiyorum diyen var mı? Sufiler demişler ki eğer gideceğim cennette dost yoksa ben cehennemi ona tercih ederim. Mecazi şeyler hocam. Hakikaten iş başa düştüğünde hocam. Sufiler öyle diyor. Evet. İş başa düştüğünde fırının kapağını açıp dünya ateşini bile gösterseniz ben hiçbir sufiyim. Ben aktarıyorum yani bir şey. Hatta şurada şu ekmek fırınının fırının kapağını açıp buyurun. Ben de bu işi sizin için hızlandırmak istiyorum deseniz kimse gitmez yani. Şimdi eğer ben normal insansam, eğer ben normal insansam kimse cehenneme gitmek istemez. Şey diyeceğim, olayı saptırmayayım. Cenab-ı Allah cenneti yarattıysa, cehennemi yarattıysa, cehenneme birileri gidecek, cennete birileri gidecek. Bu kadar basit. O ben miyim? Hayır, ne münasebet canım. Fakat siz misiniz? Ne bileyim canım. Tabii şimdi bakın ayetin bir kısmını diyeyim. Okuduk. Yani Bektaşi hesabı bir kısmını okuduk. Bunun üzerinden tartışıyoruz. Halbuki ayetin bütününü okusak çok şey değil. Yani. Kesiran'ı da söyleyeyim hocam. Affedersiniz. Buyur abi. Kesiran da rakam vermiyor ki. 100 demiyor ki. 200 demiyor ki. Bu nisbidir. Muhteremler. Kesiran. 3. Ya 3 kişi de çok. 3 kişi. Kimdir o günah keşfileri? Dünya nüfusunda mesela yüzde kaç Müslüman? Mesela. Hayır. Yaşadığınız zamanın kesitini alırsanız yanılırsınız. Tabii. Dünya milyonlarca yıldır var. Hazreti Adem'in kaç yıl önce geldiğini bilmiyorsunuz. O zamandan beri ne kadar muvahhid ve mümin geldiğini hesap edemezsiniz. Böyle bir istatistiksel yalana başvuramazsınız. Şimdi şöyle bir... Şöyle baktığımda, Tahtakale'ye baktığımda ulan bir kurtaran benim diyorum ara sıra. Ama haksızım, haksızım. Ne münasebe. Öyle bir hakkım yok. He? Gene nisbidir hocam. Buradaki kaliler ki rakam vermediği sürece, 100.000 demediği sürece hepsi nispidir. Şimdi şu, yoksa izah edemezsiniz. Bu ayetin lafzından şu izahı yapsak. Evet. Bazıları lamı illet için değil, yani içinlik anlamında değil, hatta anlamında evli. Yani varacakları sonuç itibariyle. Yani biz bazı cinli, pek çok cin yarattık, insan yarattık. Bunların sonu cehennem olacak çünkü emirlerimizi dinlemeyecekler. Tabii. Yasaklarımızdan sakınmayacaklar. Biz bunu ilmimizle söylüyoruz. Burada şey, takdir, irade değil, ilim devreye giriyor. Yani Allah, affedersiniz, Allah kafir olmalarını irade ettiği için değil. İrade ettiği ve onları öyle halk ettiği için. Yani sen ey cehennemlik, seni yaratıyorum, sen cehennem odunusun demek için değil. İçin değil. Ha, sonu oraya varacak olan, sonu oraya varacak olan. Yani benimseyeceği inanç ve hayat tarzı itibariyle cehenneme gidecek olan. Ha, bu evlidir, bu hatta anlamıdır ve varacağı sonucu ifade ediyor. Dolayısıyla burada artık mükellefiyet anlam kazanmış oluyor. Yani biz onları mükellef kılsak da netice itibariyle ilmimizle biliyoruz ki, yani hem geleceği de biliyor Cenab-ı Hak, bütün ilmimizle biliyoruz ki, bunların pek çoğu öyle yaşayıp davranacak ki sonu cehennem olacaktır. Bunu ilim sıfatıyla ifade etmiş oluyor. Yoksa onları böyle cebir noktasında cehennemlik diye her ne kadar cebriyeti çağrıştıran pek çok hadis
olsa bile. Yok bak. Zaten şu ayetin sonunu okuduğumuzda cebir yok. Lehum estağfurullah lehum kulubun la yafkahuna biha. Onların kalpleri var. İşte son yaptığım yoruma tam uyuyor tam yani. Uygundur. Evet. Lehum ayunun la yubsiruna biha ve lehum azanun la yesmauna biha. Zaten insan için bu üç şey çok önemli. Kalp, göz ve kulak. İnsan çünkü kalp deyince burada akıl olarak da düşünebilirsiniz. Kalp akıl aynı şey olarak kullanılır genellikle. Dolayısıyla insan aklını kullanmıyorsa, gözünü kullanmıyorsa, kulağını kullanmıyorsa bu insanın zaten gideceği yer. Sonuçta varacağı yer orası. Tabii. Bu bütün burayı okuduğumuzda böyle olan insanların biz diyor cehennem için yarattık işte. Mehmet hocamızın söylediğiyle birleştirirsek böyle olursa insanlar sonuçta olacakları durum budur. Evet. Yani cehennem için yaratılmış olmaktır gibi anlamaz. Ona buna la mahkemet de diyorlar. Cehennemeyi cehennemlik yani yaşayışı, inancı ve varacağı son nokta olarak cehennemlik cinler ve insanlardan da pek çok kimseyi yarattık. Evet. Ki zaten ulaike kel en'ami bel hum edal. Bu da önemli bir şeydir yani. Onlar hayvandırlar veya hayvandan daha aşağıdırlar diye böyle bir tanımlama getiriyor. Niye? Çünkü bakın hayvanlarda ne yoktur? Akıl yoktur işte. Hani göz, kulak olsa bile akıl olmadığı için işe yaramıyor. Öyleyse aslında bu duyuların ve aklın hepsi bir arada kullanılmalıdır. Birinin diğerine öncelenmesi de yok, söz konusu değildir. Burada hayvana benzetmesi de Allah Teala'nın bu anlamda anlamlıdır. Yani mesela hayvanda göz var ve kulak var. Ama işe yaramıyor. Niçin? Çünkü akıl yok. Akıl tam tersini söylesin hoca. Onu söylesin, tamamlasın. İnsanda göz yok, kulak yok ama akıl var. Sorunludur. Aksi takdirde dünyadaki körler ve sağırlar yarım mesul olurlardı. Yarak. Daha bir kör hem bir kimse hem körse hem sağırsa mükellef değil. İster mi? Bir doğrudur, kimse doğrudur. Yaratılıştan hem kör hem de sağırsa o insana bir şey mükellef değil. Birinde arıza varsa şöyle diyemez. Evet. Allah'ım sen birinden beni kör yarat. Hayır kopuyor. Kulağı duyuyor. Tabii. Gözün görüyor ve en önemlisi olan hocanın dediği aklın var. Yani buradan aldığı şeyleri aklıyla yorumlamak zorunda. Kapılardan birisi açık olması yetiyor. Burada yani onların kalpleri var. Biha. Biha. Ama orada akıl değil de sen kalp. Bakın başka bir ayet-i kerime de orada var. Kalp değil. Kalp akıl anlamında. Tabii. Hayır, kardiyolojinin ilgilendiği kalp değil o kalp. Başka bir ayet-i kerime de lehum kulubun la ya'kilune biha. Evet, evet. O kalp neyse çok bilemiyorum. Kalptenim amaç akıldır, idrak kuvvetidir. Kuvve-i derrakeya, kuvve-i müdrikeya. Evet, iki tane ayetimiz kaldı. Şöyle kısaca velillahil esmaul husna fed'uhu biha. Allah'ın güzel isimleri vardır. Allah'a o güzel isimlerle dua edin. Fezerullezine yulhidune fi esmaihi. İsimleri konusunda İlhada gidenler, ne derler? Sapanlar, sapma gösterenler mi diyelim? Evet. Gösterenleri kendi hallerine bırakın. Niye? Seyyüczevne mâ kânû yâmelûn. Onlar yaptıklarına göre bir karşılık göreceklerdir. Ve mimmen halaknâ ummetun yehdûne bilhakkı ve bihi yâdilûn. Buna benzer ayet-i kerime geçti galiba. Şimdi benzeri geçti de burada fed'ûhu biha. Fed'uhu biha. Şimdi Hazreti Peygamber rivayete göre Allah ve Rahman sıfatlarıyla, isimleriyle, bir ismi zat ile bir de bir sıfatla çağırıyormuş, dua ediyormuş. Onlar demişler ki Muhammed Allah'ın bir olduğunu diyor ama iki isimle çağırıyor. Bu ne biçim iş? Yani bu iki mi acaba? Allah ayrı bir şey, Rahman ayrı bir şey mi? Ya bu Muhammed'in iki tanrısı mı var? Bu iki işte yani. İki mi acaba? Ulidullaha evidurrahman. Ya Allah, ya Rahman değil. Aynı şeyi kastediyor. Eyyemma ted'u felehül esma'ul husna. Onun üzerine buna cevaben isimler mi taaddittir? Yoksa zat aynı zattır. Yani isimlerin çok olması zatın çok olmasını gerektiriyor. Bir başka açıdan da biz Cenab-ı Allah'ı sadece esma ve sıfatıyla biliriz. Evet. Onların da o esma ve sıfatın insana verdikleriyle aynı olmadığına da itikad ederiz. Evet, Cenab-ı Allah görür. Mantıken görmelidir. Ama bizim gördüğümüz gibi değil. İşitmelidir. Ama bizim gibi değil deyip onun esma ve sıfatıyla onu biliriz. Onu o esma ve sıfatla anarız. Anmak zorundayız. Zikir ve hatırlamak, dil ile bile söylemek önemli dediğinde değil mi hocam? Taabbuttur. Bunlarla biliriz, bunlarla söyleriz kısaca. Bu son ayette çok kısa bir şey söylemek istiyorum.
Bu son ayetin ifadesinde biz iman ehlinin, hidayet ehlinin gerek şahsi hidayet yani mühtedi olmak gerekse hadilik noktasında kemiyet bakımından diğerlerinden az olduğu anlamını çıkarabiliriz. Çünkü diyor ki وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّتُ yarattıklarımız arasında bir topluluk var, bir grup vardır. يَهْدُونَ بِالْحَقِّ yani buradan ifade nekre kullanmıştır. Yukarıda kesiran diyor. Özellikle çokluğa vurgu yapıyor. Burada müsbetin içinde nekrelik bir takım yani bir topluluk vardır. Ha, onun için bugün yeryüzünde yaşayan insanların akalliyetteki kısmının hidayet ehli olduğunu buradan anlamak yanlış bir mana olmaz. 1,5 milyar Müslüman var diyoruz ama 6-7 milyar insan vardır. O yaz 1,5 milyarın içinde de bu manada ne kadar kişi gerçekten bu hidayet fonksiyonunu yerine getiriyor. Bunun üzerine biraz durmak lazım. Ayetin şeyi, semantiği zaten bu şeyi وَمِمَّنْ çünkü مِنْ تَبْعِدِ bugün vakit daraldı. Sizinle tamam. Diğer oturumlarda artık aynen. O konuyu tartışmak istiyorum. Evet. Dikkat çekmek için. Hazreti Adem'le ilgili yıl olarak 7,000-10,000 yıl diyorlar. Adem'le ilgili. Belli değil. Yani yok. O rakamlara inanmayın. Belli değil. Yalnız eğer bildiğimiz Hazreti Adem'se ve soy ağacı peygamberler tarihi ve kısasul enbiya kitaplarında yer verilen bilgiler doğruya yakınsa şu an itibariyle de 7,000 küsur yıl gibidir. Çünkü Hazreti Nuh'a kadar da öyle 6,000'e. Çünkü Hazreti İbrahim'e kadar biraz daha tarih bellidir. Çünkü soy nesiller, kuşaklar biraz daha iyi biliniyor. Yani Yahudi tarihi biraz bilindiği için o da. Yani evet. Hazreti Adem İbrahim öncesi evet. Hiç bilinmiyor. Yani 7,000 küsur gibi tahmin edilebilir. Evet, evet. Rakamlar da var kitaplarda. Ben her halükarda tahminin yanıltıcı olacağını söylüyorum evet. Hocam. Kesintisiz bir insanlık tarihi tutulmamıştı. Evet. Emin olamazsınız. Evet. Siz yani 7,000 dersiniz. Kaynaklardaki bilgileri dikkate alarak ya sadece kesintisiz evet, bir kayıt yok. Evet. Bakın bu bilgilerin bir kayıt kısmı İsrailiyat'tan geliyor. Yok. Yahudi kaynaklardan geliyor. Bir kısmı da son yapılan bu bir takım kimyasal analizlerle bazı evet. Tarihlemelerde bulunuyorlar insanlar. Ya bunların hepsi kesin değildir. Yani onlar hepsi tahminden ibaret. Bazı fosil mesela insan kemikleri falan. Fakat bulunuyor. Hocalarla biz başka açıdan konuyu ele alacağız. Cenab-ı Allah'ın rahmeti mi büyüktür? Azabı mı büyüktür noktasından hareket ederek ben onları biraz daha insaflı olmaya davet edeceğim. Vesiat rahmeti. Önce yerini belli edelim. İnne rahmeti sebekat gazabı diyor. Rahmet gazabın önündedir. Onu bilelim. Evet. Ondan sonra bakalım. Evet. Efendim teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. 2 hafta sonra buluşmak üzere inşallah.